İşte buyurun Melik Bey. Tamam. Ya şöyle, şimdi uzun süredir aslında böyle bir sosyal linç meselesi var. Yani Ulki Cevizoğlu yıllardır doğru bildiğine inandığı şeyleri söylüyor. Burada da fikrini söyle, inandığı bir şey söyledi. Şimdi eleştire bak, mesela ben de dün görünce TT'de bir destek tweet'i attım. Yani dedim ki sol şeyin gazabına uğradı diye. Sol Engizisyon mu demişti? Engizisyonun şey gazabına yani. Uğradı diye. Ben de hatırı sayılır küfür aldım. Atmasan daha iyiydi. Ben de payımı aldım mı diyorsunuz? Melik Yiğit'in. Tabii tabii ya, ben de payımı aldım. Belki o tweet'i atmasan Hulki Cevizoğlu'na daha çok destek olmuş. Neden? Yani şimdi Melik Yiğit'in hani iktidara yakın bir gazeteci biliyor tabii, ya. Tabii tabii yok. Orada Şaban doğru söylüyor. Şaban doğru söylüyor. Yani biri ya biri değil birçok bayağı yorum var altta çünkü. Epey de retweet beğeni var. İktidar kol kanat germiş Hulki Cevizoğlu'na diye aslında. Sen iktidarı temsil ediyorsun o zaman tek başına. Yani öyle görüyorlar, alakası yok. Kendi halimde bir gariban gazeteciyim. Ama işte öyle yorumlamışlar. Ondan dolayı epey şey oldu. Yani daha da arttı o tepkiler. Orada Şaban abi haklı. Ama hani ben sonuç itibariyle biraz kızdım o linç meselesine. Yani fikirle cevap verin. Affedersin, madem öyle oldu, sen beni destekleyen hani RTT olanı gördün de beni yani tweet attın da. Mesela Şaban niye atmadı? O da mı eleştiri alır diye? Şabancığım senden rica edeyim. O da Engizisyon'a, Engizisyon onu da linç ederdi. Sen de bir Atatürkçü olarak mesela niye destekleyen bir tweet abi, atmadı? Abi çarmıhla geziyorlar elde. Direkt çarmıha geliyorlar. Ondan mı korktun? Abi atamaz kimse. Bu önemli mesela. Ya atamaz bakın. Ben birkaç tane... ben birkaç ya, tane seni seven Atatürkçü solcu arkadaşım da onlarla da görüştüm. Bakın onlarla da görüştüm. Dediler ki ya Ulki Cevizoğlu'na destek tweet'i atmışsın. Epey de retweetlenmiş, beğeni almış. Dedim ki bir el atın. Yok bu kez bütün oklar bize döner diye. Cesaret edemediler. Şaban niye atmadı onu merak ediyorum. Yok. Şaban Bey bir yanıt versin yok. Buyurun. Ben sonradan vakıf oldum bu şeye. Bu Hulki Cevizoğlu'na yönelik tartışmalara. Abi sen nasıl olsa şöyle, ya nasıl olsa yarın akşam nasıl olsa yarın alırdın. Akşam işte hani Twitter'da televizyonda hani onlarca etkileşim alacağına yarın akşam Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalında canlı yayında Hulki Cevizoğlu'nun bu düşünce özgürlüğüne desteğimi açıklarım diye tweet atmadım yani. Tamam. Geç vakıf olmuştum Tasım'a. Abi sana... Burada da yani... Şimdi linçten korkmamış yani. Yok sana hafif... Ney bana hafif? Şaban abi sana hafifletici kürek cezası. Neden? Giyotinden kurtuldun. Sen giyotinden yırttın, kürek cezasıyla yırtacaksın. Yok yok. Ya şimdi... Çok da üstüne gitme Şaban'ın. Genel başkan yardımcısı olacak Şaban. Muharrem İnce'nin partisinde medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak adı geçiyor. Öz hakiki sol. Daha politikaya girmeden Şaban'ın önüne açalım, kesmeyelim. Tabii. Biraz... politik davranmasında fayda var değil mi Şaban'cığım? Zaten şu anda son derece politik davranıyor. Ya yok, Hulki Cevizoğlu Hulki Cevizoğlu'nun bu son söyledikleri kayıtlardan çıksın. Yani öyle bir şey yok. Bunlar şey hani yakıştırma. Öyle bir şey yok. Genel başkan yardımcısı mı olmuyorsun? Yok yok yani öyle bir şey yok yani tümden öyle bir şey yok. Siyaset yok diyor. Doğru mu? Yani siyasetçi olmuyorum. Gazeteciliğe devam. Peki. Yani vazgeçtim kuruculuktan. 2023'te inşallah. Şimdi burada şey var. Önümdeki bir takım örneklerden. Hangi örnekler? Önümdeki bir takım örneklerden ders alarak gazeteci kalmaya karar verdim diyeyim. Mesela? Mesela Hulki Cevizoğlu. Bu mesaj kime gitti acaba? Mesela Hulki Bey bunu denedi kendi başına bir ama. Aslında... Doğru bana söylüyor ama aslında kendisine de bakması lazım. Yani Şaban da az denemedi milletvekili adaylığını CHP'den. Benim durumum ayrı. Benim durumum abi, aslında tam bir demokrasi örneği. Siyasi açıdan demokrasi örneği. Ben bir partinin rahmetli Rahşan Ecevit'le Demokratik Sol Halk Partisi'ni kurduk. Ben genel başkanı oldum. Sonra kongre yapıldı. Orada da tekrar kurucu başkanlıktan seçilmiş başkanlığa yükseldim. Ama baktım ki bana göre değil orası. Ayrıldım. Böylece başarısız olduğu halde
asla iktidar kazanamamış olan bazı kitle partisi olduğunu zanneden parti genel başkanlarına demokrasi örneği olur diye düşündüm. Onu bile anlayamadılar. Efendim başaramadı da gitti. Ya benim mesleğim gazetecilik, şimdi akademisyenlikle birlikte. Bu başarısız olan politikacıların koltuğa yapışmaması için gayet güzel bir örnek, demokrasi örneği değil midir? Ben öyle düşündüm. Ben de kalırdım orada. Beni alkışlayanlar da vardı partide. Ben de kalırdım. Gittiğim yerde alkışlanırdı. Yaşa varol Hulki Bey diye bağıranlar olurdu. Ya böyle goygoyculukta genel başkanlık yapanlar var. Onlara da örnek olamadı mı? Hatta birkaç tane belediye de kazanırdın belki. Birkaç tane belediye de kazanırdın belki. Şabancığım artık sen benden gençsin, sana bırakıyorum belediyeleri, milletvekilliklerini. Hayır, ben senin konuşmanı peki destekledim, o anlamda söyledim. Peki, Hasan Basri Bey'i duyalım şimdi Sayın. Buyurun Melik Bey, siz ekleyin. Tamamını bir iki cümleyle izninizle hocam. Şimdi mesela böyle herkes böyle kıyısından ucundan tutmuş linç etmek için Ülkü Cevizoğlu'nu. Öyle zorlama şeyler var ki. Yani ismini verelim çünkü kendi tweet atıyor ve ben peki, tweetini verin okuyorum. Bir sorun yok bunda. Mesela Sabahat Akkiraz. Bağlanmak isteyen de bağlanabilir. Kanal İstanbul'a hayır diyecek. Yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa dışı Atatürkçü, içi yetmez ama evetçi olur. Bir tane oyuncu var, Bülent Emre Parlak. Onun tweetini ben anlamadım. Anlayan çok beri var gelsin. Kanal İstanbul'a evet diyen Atatürkçü. Biri gelip zorla yetti artık bu top sakal deyip sakalını kesse hoşuna gider mi diye. Ben burada ya bir zeka şey aradım, hani bir incelik çok vardı. Evet. Ben bunu anlamadım. Çok ayıp. Yani bu böyle tuhaf, abuk subuk bir şey. Yani sosyal şimdi medya biraz da maalesef şöyle, böyle yani bir mecra. Yani herkes, evet yani herkes kıyısına ucuna hura yüklenmiş. Hulki Cevizoğlu ne dediğiyle ilgilenmiyorlar. Toptancı bir yaklaşım. Şimdi öyle bir hastalık var ki işte Atatürkçü mü? AK Parti ağzıyla kuş tutsa asla desteklemeyecek. Atatürkçülüğün özelliği Kanal İstanbul'a hayır demekten geçiyorsa AK Parti hiçbir şeyine evet demeyeceksin. Atatürkçünün birinci kıstası, bak Hulki abi Atatürkçülük öğretiyorum, olacak şey mi? Birinci kural AK Parti hiçbir şeyine evet demeyeceksin. Vallahi. İkinci kural mutlaka ve mutlaka altı ok CHP'li olacaksın. Eğer çok soldaysan da ÖDP, TKP ve EMEP'li olacaksın. Sen genç adamsın, lafını unutmazsın. Bak bir şey okuyacağım. Çağdaş uygarlığa, gerçi ekrana Melik geldi yakışıklı haliyle ama ben konuşayım. Buyurun izninle. Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek, Atatürkçülük ise biz Atatürkçü değiliz. Hayatta en hakiki mürşit ilim değilse biz Atatürkçü değiliz. Burası daha önemli, benim söylediğim laflara yakın. Ulusal bağımsızlık başkalarının uydusu halinde yaşamak anlamına geliyor ve halkçılık ilkesi halkın bir mutlu azınlık elinde cennet ve vaatleriyle ömrü billah sömürülmesi sayılıyorsa biz Atatürkçü değiliz diyor Nadir Nadi. Cumhuriyet Gazetesi 16 Aralık 1965. Çağdaş ne diyor? Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek Atatürkçülükse, yani o eleştirdiklerini zanneden kesimi kastetmiş 1965'te. Çağdaş uygarlığa sırt çevirmek Atatürkçülük ise biz Atatürkçü değiliz diyor Nadir Nadi. Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde şöyle haber yapanlara da ithaf ediyorum. Hulki Cevizoğlu ben Atatürkçü olarak Kanal İstanbul'a destek veriyorum dedi. Yandaşları sevindirdi diye Cumhuriyet Gazetesi haber yapmış. Nadir Nadi'yi iyi okumalarını onlara da öneriyorum. Hayatta en hakiki mürşit, yol gösterici, ilimdir, fendir diyen, muasır medeniyet seviyesine çıkmalıyız diyen, Türkiye'nin gelişmesi için çok sayıda projelere imza atan Atatürk'ün peşinden gitmeyi anlamayıp, kendisine Atatürkçü deyip, Kanal İstanbul'a sırf AKP yapıyor diye, ya yarın siz iktidar olun, AKP'yi seçimle gönderin, siz iktidar olun. 20 yıldır bana diyorum sürekli olarak, bana iktidar borcu var bu CHP'nin. 20 yıldır ben daha önce de verdim, CHP'ye oy verdim. Sen bana bu şey gibi, daha basit söyleyeyim. Şimdi bir üzüm bağına giriyoruz, üzümler çok hoşumuza gitti. Ben bağcıya diyorum ki, kardeşim al şu parayı, bana bir salkım üzüm ver. Adam parayı alıyor, üzüm vermiyor.
Ya bir dahaki sefer gene gidiyorum, parayı veriyorum. Adam parayı alıyor, üzüm ver diyorum, vermiyor. Onun gibi buradaki üzüm iktidar. Ben sana 20 yıldır para, yani oy veriyorum bu teşbihe bakarsak. 20 yıldır oy veriyorum. İktidar olamamışsın. Sen bana bir salkım üzüm vermemişsin kardeşim. Bunun hesabını sorman, bunu TT yapman gerekmez mi? O koltukta niye oturuyorsun? Peki diyelim ki yarın şeytanın bacağını kırdın, iktidar oldun. Kanal İstanbul yapılsın, sen de destek ol. Bu vaktiyle GAP projesine, Güneydoğu Anadolu projesine karşı çıkmak gibi. Birinci Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkmak gibi. Şimdi izleyiciler ben bunu söyledikçe merakları artıyordur. Peki bilmem kaç ay önce niye tam tersini söyledin diye. Evet. Onu da biraz siz, onu da birazdan dinleyelim. Hasan Basri Bey'i bir dinleyelim. Melik Bey, siz tamamlayın. Zaten, evet. Tabii ya, senden önce zaten abi Ecevit demiş 1994'te Kanal İstanbul projesi, ikinci Ecevit'te mega proje İstanbul'a ikinci Boğaz. Aha, gazete küpürü. Ecevit Atatürkçü değil mi şimdi? Mesele o değil. Sor onlara, sor. Ya mesele işte, soruyorum zaten. Mesele o değil. Mesele şu. Mesele diyorum ya, hani AK Parti ağızda kuş tutsa bir Atatürkçü bunu alkışlayamaz. Bir Alevi asla ve asla AK Parti'yi destekleyemez. Niye bu örneği verdim? İlk lince uğrayan Yavuz Bingöl'dür mesela. Yani Yavuz Bingöl bu ülkede lince uğradığı kadar kimse uğramadı. Ama o Erkan Oğur gibi çark etmedi. Delikanlı gibi durdu ve ben sonuna kadar da arkasındayım dedi. Hala da destekliyorum dedi. Eğip bükmedi. Yani Erkan Oğur gibi af aman dilemedi. Erkan Oğur işte İbrahim Kalın'la şey yaptı, şiirini düzenlemesini yaptı diye saldırdılar. Ertesi gün aman diledi. Ben yaptım, siz yapmayın. Böyle olacağını bilmiyordum da af diledi bilmem ne. Ama işte mesela Yavuz Bingöl kendi mahallesinde hala küfür yiyor. Daha bakın, daha dün bakın buraya getirdim ben yazıyı. Daha dün bir yazı yazdı. Güvenç Dağüstün, müzisyen, Bir Gün gazetesinde köşesinde Yavuz Bingöl'e döşenmiş. Başlığı da el bağlama. Yazmış. Böyle dostumdu, şöyle ben bunalıma girdim, işte bana yardımcı oldu, şöyle oldu, sayıyor. Sonra işte AK Parti, AKP'yi desteklediği için diyor, onunla asla bir araya gelemem, asla birlikte müzik yapamam, asla bilmem ne yapamam. Niye? Sadece işte AK Parti'yi desteklediği için. Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Ha, Yavuz Bingöl demokrasi savunmaktan mı vazgeçti? Özgürlüğü savunmaktan mı vazgeçti? Hukuku savunmaktan mı vazgeçti? Hangisinden vazgeçti? Niye? İşte efendim bir Alevi nasıl Erdoğan'ı destekler? Ya bırakın böyle saçma sapan şeyleri ya. Böyle saçma sapan şeyler olur. Bir Atatürkçü efendim AK Parti'nin dediğine doğru demez. İşte bir solcu vay efendim işte AK Parti'nin dediğine doğru demez. Ya böyle şey olmaz ya. Bunu dediğiniz anda da sosyal linç başlıyor. Sadece Ülkü Cevizoğlu yaşamıyor ki bunu. Mazhar Alansonu mu dersiniz? Alev Alat değil mi dersiniz? Hangi birini sayalım? Ya Cumhurbaşkanı Fazıl Say'ın konserine gitti diye iki gün boyunca adama linç ettiler ya. Linç ettiler ya. Fazıl Say'ı linç ettiler. İki gün boyunca. Ama kahverengi saçlı neydi o Athena grubu? Gökhan Özoğuz. Şimdi mesela o gidiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin konserinde konser veriyor. Kimse linç etmiyor. Ekrem İmamoğlu'na oy verdi söylüyor. Kimse linç etmiyor. Ama bu tarafa olunca linç. Niye? Çünkü diyor ki kültürel hegemonya bizde. Yani Hulki Cevizoğlu gibi Atatürkçü entelektüel kitapları olan bir adam AK Parti destekleyemez. Zinhar ya. Her türlü küfür de serbesttir diyor. Olmaz böyle adaletsizlik ya. Olmaz böyle hukuksuzluk. Bakın diyorum ya, Yavuz Bingöl ya 2013'ten beri adam dince uğruyor. 2013'ten beri. Daha dün Bir Gün gazetesinde yine adama demediğini bırakmamış. Köşeyi döşemiş. Diyor, efendim dostum olamazsın. Bu ne ya? Peki bu böyle tek taraflı mı yani yoksa iki tarafta böyle bu hani kutuplaşmadan bahsediyoruz ya, biraz birbirine bu mahalle baskısını yapıyor mu? Bunu konuşalım, daha üst pencereden de değerlendirelim. Kavramları da birazdan ifade eder Sayın Cevizoğlu.